yatırımcı olarak biraz stres yaşadığım bir gündeyim açıkçası. Amerikan Merkez Bankası yeni faiz oranlarını açıklayacak ve bu dünya borsalarını hep çok etkiliyor. 75 bas puanlık oldukça sert bir yükseliş garanti gibi gözüküyor. Hatta bazıları 100 bas puana gidebilir diyor. 75 bas puanda piyasalar bunu biraz fiyatlamış durumdalar. Hafif bir rahatlama rallisi gelebilir. 100 bas puanda ise piyasalar tam anlamıyla çöker. Bakalım göreceğiz ne olacağını. 75 bas puan genel tahmin. Ama ben bugün bunun üzerine durmak istemiyorum. Bunun uzun vadedeki etkilerini anlatmaya çalışacağım. Çünkü uzun vadede bir yatırımcı olarak yatırım yapmış olduğum şirketlerin para kazanmasını istiyorum. Ve faizlerin yükselmesi bunun önünde ciddi bir engel teşkil ediyor olabilir. Araştırmalar faiz artışlarının iş hayatı üzerindeki gerçek etkisinin 5-6 ayda ortaya çıkabildiğini gösteriyor. Ve 5-6 ay önce Fed faiz artışlarına 25 bas puanlık son derece alçak gönüllü artışlarla başlamıştı ve onun etkilerini bugünlerde görüyoruz aslında. Ne anlamda? İşsizliğe yansımalar anlamında. Amerika'da maalesef çok ciddi işten çıkartmalar başlamış durumda. Bu her sektörde ve her pozisyonda geçerli. Bu sadece 25 bas puanın yansımaları. Eğer o anlattığım teori doğruysa bugünkü esas sert faiz artışlarının etkilerini önümüzdeki aylarda görüyor olacağız. Ve çok ciddi işten çıkartmalar sonuçlanabilir. Neden? Çünkü bol para ve düşük faiz şirketleri aşırı istihdama yönlendirdi. Bir yandan iş gücü piyasalarında bir açık vardı özellikle yazılım tarafında. Bundan dolayı şirketler baktılar kredi almak da kolay. Bolca kredi alayım. Param bol nasılsa gidip en iyi elemanları alayım. Benden uğursunlar rakibe gideceklerine. Gün lazım olunca onları bulamayabilirim. Ben bunları kapayım dediler ve Covid'de özellikle bu müthiş bir coşku yaşandı iş gücü pazarlarında. Şimdi bunun tam tersine doğru gidiyoruz. Çünkü şirketler bir yandan zor borçlanıyorlar, bir yandan da satışları düşüyor. Dün Ford mesela iki tane büyük açıklama yaptı. Bunlardan ilki dedi ki tedarik zincirinde çok ciddi sıkıntılar var. O yüzden bir sürü yarı mamul araç stoklarda birikmiş durumda. İkincisi fiyatlar, maliyetler de bir yandan yükseliyor. Bu yüzden bu çeyrekteki kar beklentimizi 1 milyar dolar aşağıya doğru çekiyoruz dedi. Son derece korkutucuydu. Bunu mutlaka işten çıkartmalarla devam edeceğini kesin. Hatırlarsanız daha evvel FedEx dünyanın en büyük kargo şirketi son derece ürkütücü açıklamalarda bulunmuştu. O da borsada çökertmişti ve o da ciddi işten çıkartmalar yapıyordu. Yeni yapılan bir araştırma, PricewaterhouseCoopers tarafından yapılan bir araştırma. Amerikan şirketlerinin %50'sinin önümüzdeki 6 ay ile 12 ay arasında işten çıkartmalara başvuracağını söylüyor. Ve unutmayın henüz bu yüksek faizin etkisini tam olarak görmüyor. Esas korktuğum konu bu. Çünkü kısa vadede elbette borsalar rahatlama rallileri yaşayabilir, düşüşler yaşayabilir. Ama eğer orta uzun vadede işten çıkartmalarla sonuçlanacaksa bu işler bütün şirketlerin başı derdedir. Ve o zaman aslında borsalardaki ikinci çöküş dalgasını yaşıyor oluruz. Şu andaki çöküş dalgası daha ziyade korkuya dayalı yaşandı yılbaşından bu yana. Çünkü işlere pek yansımış bir şey yok henüz. Yani Amerika'da şirketlerin işleri iyi, satışları iyi, karlılıklar hiç de fena gitmiyor vesaire. O yüzden şirketler bazında aslında çok kötü haberler henüz almadık ama şimdi almaya başlıyoruz. FedEx'in haberi çok kötü, Ford'un haberi çok kötü. Dün otomobil piyasasının geneli bu yüzden düştü. Tesla hariç çünkü Tesla biraz daha farklı bir oyun oynuyor. Ama o haberler kötü ve bu da bize önümüzdeki dönemlerde ciddi işsizliklerin geleceğini ve resesyonda yeni bir evreye doğru gittiğimizi gösteriyor. Daha evvel de resesyon var. Amerika'da son iki çeyrektir küçülme yaşanıyor ama bu temelde ihracattaki küçülmeden geliyordu ve biraz da envanter fazlasından gelen bir şeydi. Şimdi ise ciddi bir talep düşmesi yaşanabilir. Çünkü işsiz adam ne yapacak? Alışveriş yapması mümkün değil. Amerikan hükümeti buna karşı tekrar para basıp dağıtabilir. O zaman da enflasyon tekrar yükseliyor. O yüzden orada da böyle kendi içerisinde aşılması zor bir çelişki var. Bu nedenle bugün açıklanacak faiz oranı 75 bas puan geldiğinde piyasalar bir miktar rahatlayabilirler. Çünkü 100 bas puanlık korku gerçekleşmiyor. Ama uzun vadede son derece yüksek faiz oranlarına doğru yürüyoruz. Yıllardır ucuz paraya ve bol paraya alışmış şirketler bu durumda nasıl önlemler alacaklar? Ben oldukça ürkütücü buluyorum. Bu nedenle eğer yatırımcıysanız çok dikkatli hisse seçmeniz gerekiyor. Bu resesyon döneminde ve uzayabilecek bir resesyon döneminde büyümeye devam edebilecek veya en azından küçülmeyecek, pozitif nakit akışı olan, kenarda bu zorlu dönemleri atlatacak nakiti olan, müşterilerin çok beğendiği ürünler satan, bu yüzden talebin gerilemeyeceği şirketi seçmek gerekiyor. Yani yatırım tavsiyesi değil ama ben Tesla'yı seçtim. Çok da mutluyum. Bütün şirketler son bir yılda büyük değer kaybına uğrarken Tesla'nın değeri aslında yükseldi. Başka böyle şirketler var mı? Elbette var. Onları bulmak, seçmek çok önemli. Ama açıkçası resesyon çok sertleşirse bundan korunabilecek de hiçbir şirket olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle bugünden itibaren iki veriyi yakından izlemek lazım. Bir, evet Fed ne yapıyor? Önemli. Ama ikincisi işsizlik oranları ne oluyor? Şu ana kadar bir sorun pek görmedik. İşsizlik oranları hep beklenenden iyi geldi. Ama galiba artık biraz oyun yavaş yavaş değişiyor. Bu nedenle Fed faizi bugün ne açıklarsa açıklasın çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Kısa vadeli rahatlama rallilerine fazla kanmayın. Bunlar geçici şeyler olabilir. Çünkü eğer ekonomi gerçekten resesyona giriyorsa ve gerçekten yoğun işten çıkartmalar başlıyorsa
bunun bir süre sonra borsaları sert vurmama imkanı yok. Bunun peki alternatifi ne olabilir? Fed korkabilir. Fed der ki eyvah işsizlikler kötüye doğru gidiyor. İşte FedEx gibi, Ford gibi gelen şirketlerden gelen açıklamalar ürkütücü. PricewaterhouseCoopers'ın araştırması ürkütücü. Biz bu faiz artışına biraz dikkatli bakalım diye olabilir. O zaman şöyle bir senaryo yaşarız. Ben 75 bas puanı burada garanti görüyorum. Fakat Kasım ayında bir dahaki faiz artışları. Üstelik de Amerika ara seçimlerinin biraz öncesine geliyor. Orada biraz daha sakin bakabilir Fed. Ve ikinci bir kez daha piyasada sallamak yerine orada daha düşük bir faiz artışı mesela 25 bas puana geçer. Ve sonra belki Aralık'taki faiz artışını tamamen es geçer ve piyasaları rahatlatabilir. Bu tabii olumlu olur borsalar açısından, yatırımlar açısından. Enflasyon ne yapar onu görmek lazım. Burada da aslında enflasyonun geleceği konusunda iki temel görüş kampı olduğunu görüyoruz. Birinci görüş kampında bu enflasyonun temel sebebi Covid'di, tedarik zincir bozulmalarıydı, Rusya-Ukrayna savaşıydı. Bunlar yatışıyor. Enflasyon zaten kendi kendine bir miktar düşecektir. Fed'in bu kadar sert gitmesine gerek yok Kasım-Aralık'ta. Bu bir kamp. İkinci bir kamp ise hala enflasyon daha da kötüleşebilir. Fed'in daha da sert gitmesi lazım. Fed'in fonlama oranlarının enflasyon üstüne çıkması gerekiyor. Yani %8'lerin üzerine çıkması gerekiyor faizlerin. Bir de bunu diyen kamp var. Tabii ben bir ekonomist değilim. Hangi kamp doğruyu söylüyor kesinlikle zorlanırım. Ama şundan çok eminim. Eğer faizler o kadar sert yükselirse bundan kurtulacak borsa şirketi yok. Evet, bugünlük de bu kadar. Anlattıklarım ilginizi çekmişse ve daha fazla, daha detaylı içeriğe ulaşmak istiyorsanız lütfen yatırım ve gelecek topluluğuna üye olun ücretsiz. Açıklamalara bağlantısını bırakıyorum. Oraya gelin, orada sürekli bu tip içerikleri paylaşmaya, sevgili topluluk üyelerini piyasaların nereye doğru gideceği konusunda uyanık tutmaya çalışıyorum. Elbette anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Ben alt üst ekranın karşısında konuşan birisiyim. Ama bolca okuyorum, araştırıyorum. Kendi bir yatırımcı olduğum için çok yakından bakıyorum. Görüşlerim belki işinize yarayabilir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.